Antika, klasik, modern, çağdaş olmak üzere neredeyse 100 ya da 150 yıllık bir sürece yayılan dönem Türkiye'de çok tuhaf bir şekilde yalnızca 20 ya da 30 yılda halledilmeye ya da belirli bilinçlerin oluşulmasına çalışılıyor. Dolayısıyla burada bir sıkışma var. Ve bu sıkışma bence, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Yaşar, ama Türkiye'deki sanat piyasasının ve sanatın değer kazanmasında ve bu değerin toplum tarafından kabul görmesinde ve bu kabul üzerinden de belirli işte koleksiyonların ve bu koleksiyonların ardından da belirli müzelerin ya da farklı oluşumların oluşmasında bence çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla benim çok kısa ve hızlı bir şekilde size aktarmaya çalıştığım bu profesyonelleşme sürecinde paylaşım alanının galeri, özel galeri üzerinden ilerlemesi aslında bir noktada da Türk sanatında hiçbir zaman eksik olmayan, varlığını her zaman sürdüren mutsuzluk modellerini de oluşturuyor. Bu benim kişisel yorumum. Türk sanatçısı mutsuz, Türk koleksiyoncusu mutsuz, Türk galericisi de galiba bu mutsuzluktan kendi payını alıyor. Dolayısıyla yani burada ilginç bir şey var. Yani ben bugün aslında biraz da bunun da üzerine değinmek istiyorum. Sanatın paylaşılması kişilerde, insanlarda mutluluk, heyecan ya da testosteron verir. Normalde budur. Fakat ben inceliyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Yani bizde sürekli varlığını koruyan bir mutsuzluk var. Yani sanatımızın paratonerleri, yani ben bunu eleştiri olarak söylemiyorum, yalnızca bir saptama olarak söylüyorum. Paylaşım süreçlerinde hakikaten bir tekinsizlik, bir tuhaflık var ki yani bizim sanatçılarımız mutsuz. Aynı şekilde galericilerimiz de bu mutsuzluktan pay alıyor ve bu aslında sanatın paylaşılarak artan ya da insana heyecan veren ya da yani sanatla ilgilenmenin bir mücevher toplamaktan ya da gayrimenkul toplamaktan farkı bence insana hakikaten tutkularının peşinde sonuna kadar ilerleme şansı vermesi ve bununla beraber bir mutluluğun bir evet bu çok ilginç bir şey. Hakikaten ben bunu yaparak kendime dair bir şey söylüyorum cümlesinin bence tam tersi oluyor. Şimdi ben bu mutsuzluğun sebebinin bir tür tekinsiz diyalog olduğunu düşünüyorum. Bu tekinsiz diyaloğun bence araştırılması, incelenmesi çok önemli. Bunu yaparken de tabii bir takım değerler sisteminin neden ülkemizde oluşamadığını ve bu oluşamayan değerler sistemi yüzünden de işte insan yani bu sanatın paylaşım sürecindeki aktörlerin mutsuzluğunun şeyi nasıl haritası. Şimdi bu çok ilginç bir şey bence. Bu mutsuzluk haritası üstünden giderek biz neden Türk sanatının ya da Türk sanat ortamının bu sürekli şikayet etme hali ve bu şikayet etme halinin de yapılan üretimi çok yakından etkilemesi de söz konusu. Dolayısıyla burada ben tekinsiz diyalog derken aslında çok uzun böyle psikolojik ya da daha detaylı sosyolojik araştırmalarla ele alınması gereken birkaç noktayı çok hızlı olarak size aktardım. Ama bizim için önemli olan hakikaten bu sanatın paylaşım süreçlerindeki tıkanıklık, bu tıkanıklığın yarattığı bence tanımsızlık hakikaten sanatsal üretimi çok yakından etkiliyor. Ve bu etkilenen kitle aslında yalnızca sanatçı olmuyor. Sanatçının etrafındaki diğer profesyoneller de bence çok ilginç bir şekilde bundan etkileniyorlar. Şimdi tekinsiz diyalog derken aslında ben bütün bunları ele alan bir şemsiye açmaya çalışıyorum. Bugünkü konuşma aslında genel anlamda bu şemsiyenin
işte nereye kadar uzanacağı, işte bu şemsiyenin altında kimlerin olduğu ya da şemsiyenin dışında kimlerin olduğuyla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bugün benim bu sanatın paylaşım süreçlerindeki dönemlerde çok önemli etkinlikler göstermiş kişileri misafir olarak ağırlamamın bence dönemsel bir özelliği var. Çünkü yaşı biraz 1975'te açtığı Galeri Baraz'ı günümüze kadar sürdürüyor ve ilk profesyonel Türk galerici kuşağının bence en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Dolayısıyla onun hakikaten bize anlatacakları, yani bu sürecin başlangıç noktasında her şeyin biraz daha flu, işte insanların biraz daha naif, biraz daha inançlı oldukları bir dönemin bence temsilcisi kendisi. Fakat tabii bu sanatın paylaşım süreçlerindeki tıkanıklıklar aslında tuhaf bir şekilde yeni bir takım figürlerin, yeni aracıların da gündeme gelmesine sebep oluyor. Bugünkü konuşmamızda bu yeni aracılara örnek olarak gösterebilecek iki değerli arkadaşımızın da olması benim için son derece önemli. Dolayısıyla biz bugün aslında bir şekilde bu tekinsiz diyaloğun 1975'lerden 80'lere, 90'lara hatta 2000'lere kadar uzanan süreci hakkında çok detaya inmeyen bir bilgi sahibi olacağız. Benim biraz sonra Yaşil'e yapacağım sohbetle. Ama ondan sonra bu yeni aracılar olarak benim nitelendirmek istediğim, yani sanatın paylaşım sürecinde var olan modelleri terk edip daha farklı modeller deneyen arkadaşlarımız da bizimle beraber olacak. Onlara da bu deneylere girmekteki hedeflerinin ne olduğunu sormak ve bunların da yeni ufuklar açan, farklı perspektifler çizen özellikleri hakkında bilgi sahibi olacağız. O bakımdan bugünkü konuşmanın sinerjisi, akımı aşağı yukarı 1975'ten 2020'lere kadarki süreç hakkında çok noktasal bilgileri size aktaracak. Konuşma sırasında eğer anlayamadığınız ya da hakikaten çok soyut olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa ben bu konuda çok açık bir şekilde soru sormanızı ve bu süreci daha da açmanızı rica edeceğim. Çünkü bu tür sorularla, yani soru cevapla biz çok daha farklı bir diyaloğun önünde açabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü tekinsiz diyalog kavramı aslında böyle bir arka plan bilgisine sahip. Şimdi aşağı yukarı saat 2:30'a geliyor. Ben bu yaptığım kısa sunumun da sonuna geldim ve birazdan işte Yaşı Baraz'a bu 1975, 80, 90, 2000'li yıllardaki süreçler hakkında bir takım sorular sormak istiyorum. Ama dediğim gibi sizin kafanıza takılan ya da sizin için hakikaten önemli gördüğünüz noktalar varsa lütfen müdahale edin ve bizim konuşmamızın içine siz de girin bu sorularınızla ki belki bu sayede biz daha farklı noktalara gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi aslında Yaşı Baraz'ın biyografisini anlatmak biraz hem çok uzun zaman alacak bir şey hem de birçoğumuzun bildiği bir özellik. Yaşı 1944'te İstanbul'da doğuyor. Çok önemli İstanbullu bir ailenin üyesi. Babası ve annesi çok ciddi şekilde tarihle, sanatla ilgilenen bir aile. Dolayısıyla ilk çocukluğu bu ailede geçiyor. O kendisi daha sonra İstanbul o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'nde seramik eğitimi alıyor. 1969'da bu eğitimi tamamlıyor. Ama eğitimi tamamladıktan sonra hatta o sıralarda da Avrupa'ya sürekli yaz yolculukları yapıyor. İşte orada müzeleri geziyor ve kendine bir çıkış yolu arıyor. Sanıyorum 1970 ya da 71'de Amerika'da geçirdiği bir 74. Evet, onun için çok önemli olan bir yıl var. Ondan sonra 75'te İstanbul'a geliyor ve
ailesinin Kurtuluş'taki apartmanında Galeri Baraz'ı açıyor. İlk sergisi de çok ilginç bir sergi. Arkadaşı Can Göknil'in resimleriyle kendi seramiklerini sergiliyor. Değil mi? 1975'teki ilk sergisi bu. Ve 1975'teki bu sergiden sonra çok hızlı bir şekilde o dönem sanatın hangi noktalarda paylaşıma açılabileceğine ne dair bir takım öngörüleri var ve arkası arkasına o dönem için çok ilginç sergiler düzenliyor. Ben tabii bu sergiler hakkında aslında kendisinin de kaleme aldığı ya da diğer yazarların da kaleme aldığı çok ciddi kitaplar var. Bu kitaplara hakikaten bakmanızı, okumanızı istiyorum. Çünkü birçok detay bilgi zaten orada var. Fakat orada olmayan bir nokta var ki ben aslında konuşmaya buradan başlamak istiyorum. Şimdi yaşı 1975'te bu galeriyi açtığımda ilginç bir panoraması var Türk sanatının. O zaman evet. Modern sanatı Türkiye'ye getirmiş olan önemli ustalar, yani Sabri Berkel'den Ali Avni Çelebi'ye, işte Nurullah Berk'ten Cevat Derin'e kadar hepsi yaşıyor. Bir de bunlara paralel olarak çok genç sanatçılar da var. İşte 20'lerinde, hatta 20'lerin sonuna belki 30'una yeni basmış bir sanatçı kuşağında var. İşte kim bunlar? Mehmet Güler Yüzü'nden Burhan Uygur'una, Neşe Erdok'tan Alaaddin Aksoy'a kadar. Dolayısıyla aslında iki farklı kuşak bir araya geliyor bu dönemde. Peki bu dönemde fiyatlar nasıl belirleniyordu? Şimdi çok teşekkürler geldiğiniz için. Elgiz ailesine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir müze kurmuş, bu kadar kişiyi misafir ediyor. Çok büyük bir etkinlik, özellikle Türkiye için. Çok eksik olan bir şeyi tamamlıyor. Ses çok biraz fazla gibi geldi ama. Demin söylemiş olduğum bir şeyle başlayayım. Sidney Janis, Amerikalı bir galericidir. Çok meşhur, hatta sonunda bütün eserlerini MoMA'ya hibe etti. Onun bir yazısını okumuştum. Galericilik diyor, her sabah uyandığınız zaman acı bir ilaç içer gibi diyor. Her sabah öyle bir ilaç içer gibi bir işe başladım ve hayatım mahvoldu diyor. Fakat bu adam dünya çapında bir galerici. Şimdi bizim yaşadığımız hayat tabii Batı'yla falan mukayese ettiğiniz zaman çok karikatürize duruma düşebiliyoruz. Çünkü sen de Almanya'da, Amerika'da çok kaldın. Ben de aşağı yukarı 60 senedir hep gidip geliyorum. Bizim çok daha sığ bir hayatımız var burada. Ama biz nasıl başladık? Ben Amerika'da bu işi çok sevdim. Bir yerde çalışırken bir galeride dedim ki Türkiye'de bunu yapayım. Ve Türkiye'ye geldi. Fakat Türkiye hazır değildi böyle bir şeye. Ne sanat yazarı hazır, ne ressam hazır, ne müze var, ne doğru dürüst bir sanat etkinliği de yok. 75 yılı en berbat yıllardır Türkiye için. Çünkü 74 savaşı olmuştu. Kıbrıs Savaşı. Tereyağı falan, işte benzin kuyruklarını falan hatırlıyorum. Yani sanatla hiç bağlantımız yoktu o yıllarda. Ben böyle balıklama girdim. Fakat nasıl başladık, nasıl oldu hiç ben de şaşırıyorum bugünkü kafamda bakınca. Benim avantajım 20 yaşından beri İsveç, İngiltere çok dolaştık. Arkadan Amerika'ya gittim ve çok meraklıydım zaten sanata karşı. Akademi mezunu olduğum için hocaları çok iyi tanıyordum. Zaten Sabri Berkel, Nurullah Berk, işte akademi dışından da Mahmutçu, daha Edip Akı, bir sürü ressamlar var. Onlarla başladım. Fakat alıcı yok. Mesela Mehmet Güler Yüz, Ömer Uluç, yani onların zaten ismi bile okunmuyordu o yıllarda. Mesela ben Mehmet Güler Yüz'den 300 dolardan resim alırdım. Kimse inanmaz. Mesela 2 metrelik resim bana 300 dolardan yapıyordu. Ömer Uluç biraz daha uçuzdu, 200 dolardı. Şimdi biz o kadar komik bir şekilde başladık ki, fakat bu şeye benziyor. Mesela Gauguin'in de hayatını okuyun. 1901'de sergi açıyor Paris'te. Hiçbir şey satılmıyor. Van Gogh, Gauguin, 19. yüzyılın sonunu düşünün. 75'li yıllar aşağı yukarı böyleydi. Mesela en iyi resmi satın aldık ve şüpheyle alırdı. Zaten koleksiyoncu yok da belirli bir muhitimiz vardı. En güzel eserleri çok ucuz fiyata satardık.
Sonra derlerdi ki, ya acaba biz yanılıyor muyuz? İki ay sonra telefon ederlerdi bana, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Yani biz böyle başladık. Fakat Türkiye hiç beklenmedik bir şekilde hızla gelişti. Mesela Rönesans'ı yaşamamış bir toplum olarak adamlar 15. 14. yüzyıl, hatta ikonlardan başlamışlar 4. yüzyılda. Bugüne kadar yüzyıllarca uğraşmışlar. Yazar çıkmış, müzeler açılmış, krallar yardım etmiş. Bizde öyle bir sistem yok ki. Bir de dini konular da var tabii. Yani Müslümanlığın da bazı şartları var. Ona girmek istemiyorum. Ve çok küçük İstanbul içinde basit bir muhitin içerisinde az çok gelişmeye çalışılmış. İşte Osmanlı döneminde saray biraz desteklemiş. Birkaç tane paşa duvarına resim asmış. Ondan ibaret. Şimdi mesela Vasari diye bir adam çıkıyor 16. yüzyılda, sanat yazarı. Onun kitaplarını okuduğumuz zaman sanki Rönesans'ı yaşamış gibi adamlar anlatıyor. Mesela hangi atölyeye girmiş, o atölyede nasıl çalışmış, o zaman sosyal olay neymiş, Türkiye'deki olay nasıl, İtalya 16. yüzyılda nasıl, onları mukayese etmek lazım. Bizim mesela o yıllardan hiçbir belge olmadan başladık. Otomatikman el yordamıyla, mesela diyelim ki Feyhaman Duran, onun ses tonu yok. Mesela Fikret Mualla, herkes der ki işte 1,5 milyon liraya resim alıyor falan. Fikret Mualla'nın 3 tane zor fotoğrafına rastlarsanız, koskocaman bir isimdir. Yani öyle bir şekilde gelişmiş ki entelektüel altyapısı oluşmadan direkt satışa girdi Türkiye. Onun acılarını biz çekiyoruz. Ve sizin gibi böyle önemli yazarlar işte bu şeyi oluşturacak, geliştirecek ve bir altyapı hazırlayacak. Ve belki 100 sene sonra falan Türkiye'de galericilik başlayabilir veya müzecilik. Benim görüşüm o. Çünkü onlar ne kadar uğraşmışlar yüzyıllarca sene. Hatalar yapılmış, sahte resimler alınmış müzelere veya özel koleksiyonlara. Sonra anlaşılmış ki bunlar yanlış bir şey. Yani bizde öyle deneyim şeyleri olmamıştır. O bakımdan Türkiye çok olayın başında böyle el yordamıyla devam ediyoruz. Fakat 75'li yıllardan itibaren bir dönüm noktasıdır. Aydın Cumalı, Ertan Meşri söylediği gibi, Rabia Çapay, Besi Cecan, onlarla birlikte başladı. Ve biz ilk örnek olduk. İyi ve kötü örnek. Yani biz de en iyisi biziz demek istemiyorum ama bizim yapmış olduğumuz hatalarla bir daha gelecek olan nesiller onları yapmayacak. Çünkü benden önce doğru dürüst bir galerici de yoktu Türkiye'de. Maya galerisinden önce İsmail Hakkı Oygar vardı. 47-49 arasında 2 sene bizim okulda hocalık yapıyordu. Tünel'de bir kapıcı dairesinde bir galeri açmış. Fakat onun ben araştırdım. En güzel Türk resimlerini o adam satmış mesela. Zeki Kocaeli var, Mahmut Cuda var, Çanakları, yani böyle o kadar. Fakat galeri olarak kişiliğini bulanmış, bir kapanmış. Zaten o zamanlar ekonomik kriz de çok olduğu için varlık gösterememişler birçok. Mesela demin söylediğim Mefkura Şahinci, o zamanın Miltimi derler, bir burjuva ailesinden kadın. Onun aslında 69'da başlatsaydı ama o bilinç yok. Mesela doğru dürüst bir yazar bulur, bir doğru dürüst bir sistem oluşturur. Arşiv yapar, sergiler açabilir. Mesela 69 yılında o bilinçte Türkiye'de böyle bir şey kurulmuş olsaydı biz de faydalanırdık. Bugün sizin nesil de bilinçli olarak kalırdı. Mesela bugün satın almış olduğunuz resimlerin %90'ı çöpe atılacaktır. Bunu ben iddia ediyorum. O kadar yanlışlar oldu ki onları düzeltmek için işte sanat yazarlarına, küratörlere, galericilere ve doğru dürüst insanlara danışarak almak lazım. Severek almak, o ayrı bir şey. Yani sevmek değil de bir sanat eseri ileride bir değer kazanır mı yoksa kazanamaz mı? Bunları incelemeniz lazım. Bugün mesela en büyük problemlerimizden biri bugün yönetenler, yani bu alım-satım işleriyle uğraşanlar altyapıları son derece sayılır. Yani her resmi müzelik eser diye satıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Hatta Amerika'da da, Avrupa'da da öyledir. Yani resim yapmak ayrıdır, o resmin sanat eseri niteliği taşıması ayrıdır. Bugün bütün dünya dahil, çok iyi bildiğim bir şey Almanya'da, %99'u resimdir, sanat eseri değildir. Çünkü herkes resim yapıyor. Yani onun bir herhangi bir problemi yok. Evet, yani böyle bir şekilde
balıklama başladık. Belirli koleksiyoncular vardı o zamanlar. Onlar aldı diye başka burjuva grupları da almaya başladı. Yani isim bilmiyorum, iyi bir şey değil, neyse. Çünkü müzemiz olmadığı için Batı ülkelerde şöyledir. Mesela MoMA'ya bir resim alınır. Ya işte Whitney, Guggenheim. Ha bu müzede var diye o zaman zenginler onu almaya başlıyor. Bizim öyle, elimizde örnek yok. Yani bunu alın diyorsunuz. Neye göre alacak? O da haklı. Çünkü bir örnek yok elimizde. Kitap yok, doğru diyorsun. Televizyon programı yok. Zaten 70'li yıllarda falan televizyon başladı galiba. Siyah beyaz. 68'de mi öyle bir şey? Hiçbir sanat haberi de yok. Herkes böyle kulaktan dolma bilgilerle falan böyle bir takım çalışmalar yaptı. Şimdi burada yapacağımız şey sanat yazarlarıyla tanışmanız lazım, galerilerle tanışmanız, özellikle kendinize araştırma yapması lazım. Yani bütün dünya üzerinde gezeceksiniz. Yani bu gezmeden olmaz. Çok entelektüel insanlar tanıyacaksınız, yönlendirecek size. Ondan sonra da yavaş yavaş gireceksiniz. Ben aslında tekrar bu ilk açılan 75'lere gelmek istiyorum. O zaman mesela bir Sami Berkel ya da bir Mahmut Cudar resminin fiyatını niye göre belirliyorsunuz? Evet, o da çok güzel sual. Şimdi Nurullah Berk de bizim aramızda bir diyalog olmuştu. Mesela Nurullah Berk'in bugün resmini bulmak çok zor. Ben devamlı gider bir tane, iki tane resim alırdım 2-3 ayda bir. Hocam derdim, ne kadar bunun fiyatı? Ben nereden bileyim derdim. Yani o zamanlar öyle. Sarı Berkel de bilmiyordu. O zamanın ressamlarının çoğunun belirli bir fiyatı yoktu. Çünkü fiyat değerlenmesi şöyle oldu. Mesela Batı'da auction sonuçlarına bakarlar. Sotheby's, Christie's, Phillips'te diyelim ki Rauschenberg 3 milyon dolara satılmış, öbür 2,5'tu. O zaman der 2,750'ye ben alayım der. Fakat Türkiye'de öyle bir auctioncu da yok. Olanlar da zaten klasik resim satıyor. Yani onu da belirtmek lazım. Biz başladığımız zaman sadece klasik ve empresyonist resim satılıyordu. Yani sanırım de değeri yoktu. Yani antika kökenli. Antika, evet. Yani o zamanlar mobilya meşhur. İşte antika, eski yazı falan merak var insanlarla. Klasik resim. İşte Osman Hamdi, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit, Nazmi Ziya, Feyyaman empresyonistlerle. Herkes ona konsantre olmuş. Yani çağdaş resmin önemi yok. Mesela Ömer Uluç diyorsunuz. Bugün Ömer Uluç 1 milyon, 2 milyon falan lafları var. Ömer Uluç'un satışı bile yoktu. Yani kimse inanmaz. Veya aynı devirde başka emsal ressamlar. Demek ki şöyle oluyor. 1930 doğumlu, 35 doğumlu veya 40 doğumlu olan sanatçılar biz galeriyi açtığımız zaman hiçbir değeri yoktu. Yani ben bunu onları küçümsemek için söylemiyorum. Bu tarihi bir akıştır. Yani bugün mesela 19. yüzyılın sonunda Fransa'yı düşünün. Gauguin'in, özellikle Gauguin'e çok önem veririm, bir numaralı bir ressam. Gauguin sergi açtığı zaman Fransız burjuvazisi hanımlar geliyor. Diyor ki, bu diyor böyle hayvan şeklinde insan çizmiş, biz bunu eve asmayız diyor. Çünkü o zamanlar Jean-Claude David, Enner, Delacroix falan çok meşhur. Boucher, Frémont'lar biliyorsun o dönemleri. Biz diyor bunu asmayız diyor. Adam öyle ölmüş. Yani bunlar da üzüntüden ölmüş. Şimdi aynı şey Türkiye'de de olabilir. Mesela bizim galeri açtığımızda genç ressam diye bir sorun yoktu. Yani gencin hiçbir şansı yoktu. Daha yavaş yavaş yaşlılar devreye girmişti. Daha sonra 85-90'dan sonra bir hareket oldu az çok. Esas 2000'li yıllardan sonra oldu. Peki, ortalaması. Peki burada ben yaptığım kısa girişte bu biraz da bu mutsuzluk olayından bahsettim. Yani sanat ortamının aktörlerinin mutsuz olmasından yani ve sürekli bir şikayetin olmasından ve ben bir şey yaptım ama bu değerini bulamadı. Ben karşılığını bulamadım. Ya da benim hakkım bu değildi tarzından böyle özellikle sanatçılarda yani kendi yaptıkları konuşmalarda ya da yazdıkları mektuplarda sürekli bunun hakim olduğunu görüyoruz. Ya bu aslında bana biraz da
üzerine konuşulması gereken bir konu olarak gerekiyor. Hem bu o dönemlerde de hem klasik hem çağdaş hem de yaşayan genç sanatçıların atölyelerine gittin, o insanlarla çok yakından tanıdığın, hatta onların özel hayatlarındaki birçok olaya da tanıklık ettin. Evet. Acaba bu mutsuzluğun sebebi yaptıkları sanatın paylaşılamamış olması mıydı? Çok güzel. Şimdi... Ben yine bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Evet, o zaman televizyon yok, düşündüğü buydu, ellerimize geç girdiğinden ama galiba yani benim kendi açımdan bu saydığınız bütün isimlerin bendeki etkisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sanat sayfası çok bütün işte galerileri tanıtır, yani hangi sergiler, biz oradan takip ediyoruz yani bizim eşitlerimiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin böyle bir birikimde hiçbir katkısı olmadı sizce? Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıların katkısı olmamış mıdır diye soruyorum. Zaten o zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nin dışında hiçbir haber çıkmazdı. Hürriyet, Milliyet, onlar hiç sanat haberi vermez. Bir tek Cumhuriyet Gazetesi'nde sanat sayfası vardı. Bir de 72 yılında Milliyet Sanat başladı. Aynen. Onunla beraber devam etti. Şimdi şöyle... Bir sanat eseri, yani aslında her şeyi, yani Türk resmi diye de bakmamak lazım, o zaman çok basit bir şeye indirmiş oluyoruz. Bir sanat eseri ya evrenseldir ya değildir. Ben hep öyle bakarım. Şimdi mesela bizim Türk ressamı geliyor, niçin benim resmim 30 bin liradan fazla çıkmıyor diyor. Çıkmaz çünkü evrensel olarak satın alan adam yok ki. Türkiye'deki 2000-3000 kişinin içinde dönen bir resim işi bu. Ancak şu var, mesela dünyaya açılırsınız, zaten dünyada 400 civarında çok ünlü koleksiyoncu var. Yani bu isimlerin çoğunu biliyorsunuz zaten, onların büyük bir kısmı da müze açtılar. Şimdi onların koleksiyonuna girerseniz zaten birkaç milyon dolar edebiliyor bir anda. Şimdi bizim hiçbir ressamımız o grupların içerisine giremiyorlar. Ne entelektüel açıdan müsait, ne ruhi durumu müsait, ne yani çok zor. Bir evrensel olmak çok zor bir şeydir. Yani Türkiye'de 3 tane arkadaşınız var, onlara resim satıp hayatınızı sürdürebilirsiniz. Fakat Türkiye'de o anlamda dünya çapında çalışma yapmış olan belki bir Burhan Doğançay var. O da yüzün üzerinde müzelere, şeylerine girmiş, fondasyonlara. Onun dışında diğerleri lokal sanatçılardır. Otomatikman bu kişilerin koleksiyonuna girenler birdenbire yükselme oluyor fiyatlarında. Çünkü o bahsetmiş olduğumuz 400 zengin, ki isimlerini zaten internetten girin, hepsini bulacaksınız. Bu adamların hiçbiri 20 bin dolarlık resim alıp vakit kaybetmez. Onlar için, ben çünkü yazılarından da biliyorum, minimum 1 milyon dolar, 2 milyon dolarlık resim alırsanız zaten siz doğru dürüst bir koleksiyoncu oluyorsunuz. Onun altındakiler zaten pasifistodur. Bugün 50 bin dolar, 30 bin dolar aldığınız bir resmin de ileride hiçbir şansı yoktur. Ben bunu bir müzeci, bir curator yüzüyle yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi nasıl oluyor? Türkiye'de müze açılmadı. Açılan müzelerin durumunu görüyorsunuz. Yani işte Sabancı var, Pera Müzesi var, Eskişehir'de bir tane açıldı. Bunların incelediğiniz zaman hiç fonları da yok. Nereyi destekliyor? Mesela yüzlerce ressam geliyor arkadan. Her sene 140 civarında plastik sanatlar bölümü var, güzel sanatlar bölümü. Ve bunlar 200-300 tane ressam, yani daha doğrusu sanatçı yetiştiriyor. Bunların %99'u işi bırakıyor. Yani alakası yok sanatla ondan sonra. Çünkü iş arıyor, bulamıyor. Sanat yapamıyor çünkü sanat yapmak çok pahalandı artık eskisi gibi değil. Otomatikman bunlar böyle büyük bir yalnızlığa giriyor ve bunalıma giriyorlar. Bugün mesela yanlış bir yönlenmeyle de belirli ressamlar çok öne çıktı. Yani onun da bir problemi var. Mesela isim vereyim mi bilmiyorum. İşte Devrim Erbil, Ergin İnan, belirli isimler var. Bunlar bütün zengin burjuvanın parası o 3-4 tane, 5 tane ressama geliyor. Şimdi bu o kadar sağlıksız bir şey ki ne diğer sanatçılar gelişiyor. Çünkü o yönlendirilen bir şey. Tabii. Mesela benim müşterilerim var. 50 tane Devrim Erbil almış. Ne yapıyorsun diyorum, depoda duruyor diyor. İleride satacağım. Yani satışı düşünerek sanat işleri alıyorlar. Yani sanat sevgisiyle alakası yok bugün Türkiye'de yapılan işin.
Yani bunları ben size biraz yanlış da oluyor gibi geldi ama ben size kendimi realiteyi anlatmaya çalışıyorum. Yani sizin yaptığınız hatayı hiç ama sizin çocuklarınız yapmasın. Başka türlü bir dünya yaratılsın Türkiye'de. Çünkü bu böyle yanlış, herkes birbirine yanlış yaparak devam etti. Ben 60 senedir içindeyim. Düzelme olmuyor. Yani bir rezistans var toplumda, bir şey var. Mesela İstanbul'da satılan 100 bin liralık bir şeyi Kastamonu'ya götürdüğünüz zaman 100 lira bile vermiyor olmuyor. Çünkü o kültür farklılaşması var Türkiye'de. Mesela Almanya olmaktı. Ahlan, Berlin, Münih, ne bileyim. Aklına hangi şehir, her şehrin bir müzesi var. Ne bileyim, Danimarka'da çok kaldım ben. 200 bin nüfuslu bir yere gidiyorsunuz, 7 tane müzesi var. İçinde Caravaggio var, Velázquez var. Adamlar 5 milyon kişi. Bir de Türkiye'yi düşünün, 85 milyonla övünüyoruz. Yani durum çok trajik aslında. Peki ben bunu... Yani böyle şeyler, bunları konuşacağız tabii zaman için. Yani aslında bir noktada tekrardan bu 75'lere gelmek istiyorum. Burada ilginç bir şey var. Yani ben yaptığım konuşmada da söyledim, yani antik, klasik, modern, çağdaş gibi dört önemli aşama var ve bu aşamayı Türkiye'deki sanat, profesyonel sanat ortamı yani 150-200 yıl gerektiren bir süreci çok kısa bir dönemde, 20-25 yılda atlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun belirli bir sıkıntı, belirli bir kavram karmaşası, işte belirli soru işaretleri de gündeme getireceğine %100 inanarak ben bu soruyu soruyorum. Çok haklısın tabii. Peki burada önemli olan galiba bu yani sanatın işte yani 50-60 tane resmi alıp da deposuna kaldıran bir insanın bunu paylaşmaması, yani bir yerde bunu göstermemesi, işte bunun üzerinden kendisine bir konum edinememesi de aslında bu paylaşım sürecini sekteye vuruyor. Yani %100 tabii. Şimdi normalde bir resim atölyeden çıkıp da bir galeride gösterildikten sonra aslında bir yaşam süreci bitiyor. Çünkü koleksiyoner onu alıp kendine ait bir mekana, bir alana asıyor. Ama peki ya bir de tabii burada bir şeyin de çok altını çizmek lazım. Bu paylaşımın olmaması, yani sanat eserinin görülmemesi, toplumun çok belirli sayıdaki kitlesine ulaşması ama geniş kitleye hiçbir zaman açılamaması. Ya galiba burada hep ya o yıllarda da kendisini gösteren bir paylaşılamama var. Yani sanat eseri paylaşılamıyor. Paylaşılma olmadığı için de bu hem sanatçısında hem galericisinde hem de onun etrafında konumlanan sanat profesyonellerinde bir umutsuzluk, bir mutsuzluk yaratıyor ve bu artık kuşaktan kuşağa akıp böyle bir ezber gibi, mantra gibi sürekli bu dönüyor. Yani bence bu, yani neden acaba biz bu paylaşımın önemini, nimetlerini bilemiyoruz? Tabii çok haklısın. Aslında en önemli şeyler, faktörlerden biri. Şimdi Türkiye'de neler oluyor? İnsanlar kendi servetini göstermezler. Mesela bugün çok büyük zenginlik vardır birçok ailelerde. Gizler. Aslında onun en baş sebeplerinden biri. Çünkü para net olarak vergisi alınmamış bir paradır. Yani adamın başı belaya girer bir müze açsa. Sen nereden kazandın bu parayı der maliye. Bir kere böyle bir sorun var. Ancak Türkiye'de böyle demokrasi olacak. Bütün paralar legalize edilecek. Amerika'da nasıl olmuş? Al Capone dönemini düşünün. Her şey illegalmiş. Tabii. Gizli satış yapmışlar, içkiler satılmış falan. Ama neden sonra? 50-60'lardan sonra o müzeler kurulmuştur. 29'da baba tabii kuruldu ama. Tabii. Ondan sonra hep 60'lı 70'li yıllardan sonra, yani legalize olacak para. Ondan sonra çok kültürlü sanat meraklısı aileler çıkacak. Ve her şey net olacak. Ondan sonra onlar müzede kurar, yabancı müzelerle işbirliği yapabilir, yabancı sanatçılar çağırabilir, burada büyük sergiler açılabilir, yayın yapabilir. Artık olmuş bir. Şu an için
benim görüşüm mümkün değildir yani öyle bir şeyin yapılması. Bugün Türkiye'nin en zengin müze kurmuş kişileri bile fon ayırmıyorlar. Yani bu bir müze baktığınız zaman mesela Whitney Müzesi çok mühim bir müzedir. Adamların öyle fonları var ki yahut da Broad Collection Los Angeles'te. Ya adam 400 milyon dolar hibe ediyor. Gidin diyor sanat eseri alın diyor. İşte Türkiye'de öyle adam çıkmaz bir kere. Daha doğrusu 400 milyon dolar birisine müzeye verse gel bakalım derler. Sen nereden kazandın der bunu. Yani öyle bir durumda ki Türkiye daha sanatın gelişmesi falan söz konusu değil bana sorarsan. Ama bir şey dönüyor tabii. Bir alım satım bir şeyler yapılıyor. Tabii çok daha satı bir şekilde devam ediyor her şey. O bakımdan çok zor yani. Türkiye'de sanat yapmak çok. Mesela Doğan Çay'ı hatırlıyorum. Bir de çok yakın arkadaşımdı. En çok resim satmış bir sanatçımızdır. Ölürken bana dedi ki Türkiye'de sanat yapılmaz dedi. Hiç unutmuyorum. Ve üzülerek ölmüştü mesela. Kimse bilmez onu. Herkes der ki milyarder oldu falan. Hiç alakası yok. Onun için bu işin iç yüzü bambaşka bir şeydir. Bir de basının verdiği haberler bambaşkadır. Onlara çoğuna güvenmeyeceksiniz. Yani kendi araştırmanızı yapın. Ben aslında burada önemli olan bir nokta var. Bu bu süreci başlatan 75'ten işte 85'e 90'a kadar bir 10-15 yıllık bir dönem var. Ve yani bu dönemdeki insanların yani aktörlerin, aktif olan aktörlerin birçoğunu tanıdım. Hem koleksiyoner tabii olarak hem yazar olarak ve bunların birçoğuyla da çok yakın ilişkilerin oldu. Hatta ailevi durumlarını biliyorsun bu insanlarla sürekli diyalog içindeydi. Peki yani benim için hep kafamdaki soru işareti o dönemdeki sanat profesyonelleri, koleksiyoncusu olsun, sanatçısı olsun yani kafalarındaki idealleri neydi? Yani bunların idealleri var mıydı? Ya bunu aslında evet, çok merak ediyorum. Şimdi o şöyle oldu. Ben 75'te açtım. 80'e kadar çok kötü günler geçirdik. Çünkü o zamanlar sosyal olaylar vardı. Sağ sol çatışmaları günde 25 kişi ölüyordu. Yani bugünkü gençler o konuya pek hakim değildir. Ancak kitaplardan bulabileceksiniz. Herkes böyle iniş çıkışlı bir hayat varken 80'den sonra özellikle 83'te Turgut Özal başbakan oldu. O bir değişiklik yarattı Türkiye'de. Yani tabii onun fena tarafları da var. Çok özel zamanında bir sürü illegal şeyler de yapıldı ama çıktı Türkiye'de de 2000 yılında Almanya seviyesine gelecek dedi. Herkes inandı. Çünkü Turgut'a çok güven verici bir konuşma istemişti o vardı. Almanya değil, biz daha Afrika ülkesine doğru gidiyor yani ekonomik durum o kadar felaket bir durumdayız ki. Şimdi o zaman ne oluyor? Birkaç tane zengin çıktı Turgut Özal zamanında. Ve onlar da hepsi böyle işte Politeknik'ten mezun, Harvard bilmem böyle önemli üniversitelerden mezun olan bir dünyayı tanıyan kişiler. Bunlar öyle bir özen gösterdiler bu işe. Yani sanat önemli bir şeydir diye. Onlar bayraktarlık yaptı ve onun satın almış olduğu eserler diğer zenginler tarafından da alınmaya başladı. Peki buna birkaç isim verebilir miyiz? Mesela Halil Bezmen vardı o zaman. Halil Bezmen altı dili ana dili gibi bilir. Esas ana dili Almancadır. Fransızca, İtalyanca yani müthiş bir adamdı. Edebiyat bilir, felsefe bilir ama iş adamı. Ama tabii ters döndü işi. Erol Aksoy vardı o zamanlar. Benim danışmanlık yaptığım kişilerdi bunlar. Ve sınırsız alım yaptılar. Ve 4-5 kişi var. Mesela Barbaros Çağ vardı, Sema Çağ vardı. Birçok isim sayabiliriz. Yani aşağı yukarı 5-6 tane çok zengin adam resim almaya başladı. Herkes zannetti ki Türk resmi pazar yarattı. Alakası yok aslında. Onlar giriş yaptılar. O ressamlar da satın aldı. İşte mesela Mehmet Güler Yüz Ömer Uluşma o dönemde. Ben mesela çok güleceksiniz. Ali Çelebi Cevat Derili satardım. Halil Paşa satardım. Yanında Ömer Olucu promosyon olarak verirdim. Yani alın bir tane alın bundan ileride bir şey olacak derdim. Yani bizim ilişkimiz öyleydi. Bugün Ömer Olucu çok büyük bir sanatçı.
otodidakt, kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı. Ama yani rakam bir karşılığı yok diyor. Koca koca isimler. Bana dedi, Kınalı Adalı dedi, bir daire tut, ben orada resim yapacağım dedi. Ben o sene Kurtuluş'ta oturdum, ona daire aldım. Orada çok güzel resimler yaptı mesela. Yani öyle şeyler, ilişkimiz vardı yani, yakın dostluk vardı. Ve o şekilde sanatı geliştirmeye çalıştık. Bizim amacımız para kazanmak değildi. Çünkü her almış olduğumuz resimlerden dolar bazında ziyan ederek satış yaptım. Özür dilerim, bunu biraz açmam lazım. Şimdi mesela örnek vereyim ki daha net oluyor. Lütfen. 30 tane Adnan Çoker aldım, 180'e 180. Bugün hep açık artırmalarda satılan resim onlar. 2001'de ekonomik çöküntü oldu, 26 tane banka iflas etti. 10.000 dolara aldığım resimleri 5.000 dolara sattım. Yani bizim hayatımız öyle zannettiğiniz gibi milyarlarla oynayan adam diye konuşuldu. Hiç alakası yok bu işlerle. Biz onun en acı şeyi işte o sinirler içerisinde gibi her sabah ilaç içerek başladık hayatı. Ama bu neden? Sevgi nedeniyle. Yani yoksa bu yapılacak bir meslek değildir. Çünkü ne koleksiyoncu memnun, ne ressam memnun, ne galerici birbirine devamlı kavga eder galericiler, hoşlanmaz. Yani böyle bir ikilem içinde bir hayatımız var. Yani düz yola hiçbir zaman çıkamadık bugüne kadar. Ama sevgi onu devam ettirebiliyor. Yoksa para kazanmak için bana da ne iş teklifleri oldu, Antalya'da oteller dediler, bilmem dediler, benzin istasyonu dediler. Sen nasıl olsa benzinden kazanırsın, resim alırsın. Ne lüzum var bu manyaklarla uğraşıyorsun dedi. Birçok kişi öyle bakıyor. Yani bizim iş adamlarımızın da entelektüel altyapısını bilmiyorum nasıl buluyorsunuz ama yani sistem çok değişiyor. Hayır, çok, hayır, onlar da haklı çünkü şimdi eğer o adamın, ben kimseyi küçümsemiyorum da sosyolojik şey anlat. Mesela o adamın benzin istasyonundan kazan resim al diyen adamın babası onu Louvre Müzesi'ne götürseydi ya British Museum'a işte bu şudur budur. O böyle bir şey söylemezdi. Zaten o sanata çok önem verirdi ama öyle bir yaşamı olmamış. Yani benim resim sattığım kişiler hepsi 50 yaşı, 45-50 yaşındaydı. Yani ilk defa sanatla tanışıyordu. Orada bir problem oluyor tabii. Ya ama çok küçük yaşta yani yeni eğitim mesela Oya Eczacıbaşı önü çekiyor. Bütün gençleri, küçük çocukları falan eğitiyor. Mesela onların içinden bir sanat yazarı çıkar, ressam çıkabilir, çok iyi bir koleksiyoncu çıkabilir. Böyle çocuk yetiştirmek, yani yepyeni bir nesil yetiştirmek lazım. Bizim şu an yaşayan kesimi bırakın, nasıl mesela Fidel Castro, yani laftan yapabilir, Fidel Castro öyle bir Marksist şey yetiştirmiş ki hala düzeltemiyorlar adamlar. Yani öyle bir şey, ya Mao Zedong demiş ki adam, kitaplarını okumuşuzdur. Ben üç nesli yok edeceğim fakat Çin bir numara olacak demiş 2000'li yıllarda. Hakikaten bir numara olmaya çalışıyor ama üç nesil iki dolarla, ayda iki dolara çalışmış. İşte biz Akdeniz'de olduğu için iki dolara çalışmayız. Onun için de böyle akarmaya gidiyor hatalar. Buyurun, buyurun. Şey isnaf, bir dakika, bir size bir mikrofon verelim. Evet. Çok özür dilerim, mikrofon verelim. Yok ben duyuyorum. Hayır, başkaları duyuyor. Değil mi? Kayağa da kalkabilirim. Mikrofon geldi, mikrofon geldi. yine geçmişi merak ediyorum. Benim okuduklarımdan nacizane, yani çok bilgim yok ama ilgim var. Hep söylüyorum. Şimdi bu geçmişte bir galericilik başlıyor işte sizlerle birlikte falan. Bir de bankaların koleksiyonları var. Bana çok ilginç gelmişti işte böyle Türk çağdaş resim dünyasını işte bilmediğim konu olduğu için okumaya, araştırmaya başladığımda bankaların bu sanatçılara sergi yapmaları ve fiyat politikasında çok adaletsiz bir durum neden olmaları. O da ne? Kendileri kar almadığı için sanatçıların resimlerini daha ucuza pazarlıyorlar. Böyle benim anladığım buydu. Böylelikle galeri ve satılan aynı kişinin işi çok daha pahalıya geliyor. Bir noktada sanatçı memnun, işi satılıyor diye. Ama aslında long term düşünemiyor.
değeri düşüyor. Yani belli bir market standardization olmuyor. Sizce mesela bana o şey çok ilginç gelmişti. Yani öyle bir serbestliğin olması, evet, hiçbir şekilde bir kontrolün olmaması, hani iyi bir şey yapıyormuş gibi gözükürken aslında hem sanatçıyı hem alıcıyı işin değerini kısacası düşüren bir sistemin var olması. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani nasıl? Yani... Bu tamamen saçmalık tabii aslında. Evet. Bunu hemen açıklayayım. Biz bununla ilgili çok yayın da yaptık. Aleyhinde cereyan yaptık. Şimdi bir bankanın, mesela diyelim ki Garanti Bankası, Akbank falan, bir X bir ressamın sergisini açıyor. Adamlar ilan veriyor, diyor ki biz diyor hiçbir komisyon almıyoruz, ilan veriyoruz, işte davet veriyoruz falan. Tabii birçok galeri çok zor duruma düştü o nedenle. Ve birçok ressam da o galerilerde sergi açmaya başladı. Şimdi Amerika'da olsa it's a scandal der adamlar. Yani olacak bir iş değil. Mesela Deutsche Bank diyorsun. Deutsche Bank en büyük koleksiyoncudur. Böyle kat kat Frankfurt'ta biliyorsun gezmişindir. Onlar alıcıdır. Alır mesela çeşitli ülkelerde sergiler, sanatın tanıtımını yapar. İşte bizdekiler bedavadan davetiye yolluyor, işte sergi açıyor falan. Birçok galerinin kapanmasına sebebiyet verdi. Bu son derece yanlış bir şey. Fakat sonunda anladılar ki bu yanlış bir uygulamadır. Dikkat ederseniz son yıllarda açılmıyor artık. Ben bunu Çiğdem Hanım'la bile konuştum. Siz neydi bir soyadı? Yanlış dememiş. Neyse Çiğdem Hanım'dı galiba. Onunla da konuştum. Akbank'ın sahibesi oluyor. Sonra değiştirdiler aslında. Kim? Suzan Hanım'la konuşmuştum. Bu dedim çok yanlış bir şey uygulama. Siz dedim sanat eseri satın alın. Gidin mesela Antalya'da, Erzurum'da bir çeşitli şehirlerde sergi açın. Tanıtımını yapın. 2-3 tane creator bulun. Onlar kitap yazsın. Esas dedim fayda budur. İşte bu yanlıştan döndüler ama bir 10-15 sene devam etti o maalesef. Birkaç kitap çıktı, onlar ibaret yani. Onlar... Peki sizce sanatçıların bir sorumluluğu yok mu? Yok. Şimdi Batı ülkelerinde galeriden galeriye transferler vardır futbolcular gibi. Der ki sen gel benden çalış, sana şu imkanı tanıyorum falan. Bizde böyle bir şey olmuyor. Maalesef kim öne çıkmışsa oraya doğru bir meyil oluyor. Çünkü ressam dediğiniz kişi de günlük yaşayan biridir. Yani iki gün işi bozulsa ekonomik krize girebiliyor. Hiçbir birikimi yok çünkü. Çoğunlukla öyle, yaşam şekilleri. 5-6 ressam hariç diyelim yalnız. Çünkü aşağı yukarı 2000 kişi var mı da yaşayan? 1500-2000 kişi dolayında sanatçı var. Yani çünkü çok mezun oluyorlar fakat çoğu bırakmış oluyor. Yani çok zor bir meslektir. Yani ruh sağlığınızın çok iyi olması lazım. Galericilik açısından da mesela bir birlik, bir, yani bir standardization getirmek için belli bir yani limit veya yani öyle bir komisyon var mı veya öyle bir girişim var mı? Bunlara uğraştık fakat olmuyor. Yani Galericiler Birliği de olmuyor. Çünkü herkes zarar görüyor anladığım kadarıyla. Tabii. Yani maalesef olmuyor ama yurt dışında var. Galeriler Birliği vardır. Onlar ortak sergi açarlar, program yaparlar, yayın yaparlar. Bizde öyle bir şey olmuyor maalesef. Bir de küçük bir soru, biraz alakası olacak ama çok merak ediyorum. Bu konuda çok deneyimli ve bilgili olduğunuz için. Bu Rönesans kompleksini ne zaman Türk sanatçılar, işte Türk buyer'lar, Türk galeriler aşacak? Yani hep bir biz şunu yapamayız çünkü biz Rönesans geçirmedik. Yani her şey, bunu da çok nacizane benim şahsi fikrim değil, bana şey fark ettirdi, İnce Hanım, İnce Biner. En son sergisinde geziyordu, bizimle ilgileniyordu. Onunla bir konuşma yaşadık. Sonuç ve böyle ona geldi ve Türk sanatçıları genelde ve art piyasası böyle devamlı biz yine aynı şeyi konuştuk. Yani bunun da bir sonu yok mu yani? Hep bir eksküz oraya bağlanıyor. Hani çok kısa zamanda işte çok evet, şey yapmak zorunda kaldık. Ama kaldık artık, hani get over it bitti yani, o dönem kapandı. Ve artık işte herkes her şeye ulaşabiliyor. Yani National Gallery'de veya
Whitney'de veya MoMA'da bir şey görmek için illa oraya bile artık gitmeye gerek yok. Evet. Yani literally YouTube'u açıp sanal gezi bile yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle, sadece yani şahsi fikrinizi merak ediyorum. Yani şöyle cevap vermeye çalışayım. Şimdi 1860'lardan itibaren başlıyor Türk resmi. 20. yüzyıla pas geçiyoruz. Yani 20. yüzyılda yaşayan ressamların hiçbirinin yurt dışında ünlü olmasına imkan bir ihtimal yok. Bugün 30-40 yaşında olanlar dahil. Belki Anadolu, hani orada başka bir etkinlik yapıyor. O da Amerikalı gibi Anadolu. İsmini unuttum şu an. Evet, o şekilde. Şimdi şu an belki yeni bir, çok genç birisi yurt dışında atölyesi olacak. O müzecileri tanıyacak, küratörleri tanıyacak, ünlü koleksiyoncuları tanıyacak. Orada etkinlik yapması lazım. Mesela Türkiye'den o valörde ressam çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama dünya çok kutuplu olduğu için 1990'dan sonra hani Berlin duvarı yıkılıyor falan. Mesela Güney Kore'den çok çıktı, Japonya'dan çok çıkıyor. Hindistan, Pakistan, İran, mesela bu ülkelerden Afrika ülkeleri var. Bende hepsinin listesi var bu sanatçıların. Romanya'dan çıkanlar var. Mesela Romanyalı bir genç sanatçı var, 37-38 yaşında. 1.100.000 pound'a resim satıyor adam. Çocuk 37 yaşında. Adrian Gehli ismi. İncelediğiniz zaman şaşıracaksınız yani. Bu adam nasıl 1 milyon, 1 milyon, 100. Şimdi Türk ressamı henüz o ilişkiye girmemiş durumda. Daha çok yani lokal, burada sergiler açıyor, ondan memnun hayatına o şekilde gidiyor. Ya bir de, çok özür dilerim, sizin sorunuz aslında ilginç bir noktaya değiniyordu. Yani bu sürekli eleştiriden, sürekli yakınmadan ne zaman vazgeçip, ne zaman kendi gerçeğimizle barışacağız ve kendimizi kendimiz gibi görmeye başlayacağız diye bir soru sordunuz. Bence bu çok güzel bir soru. Evet. Bu bence yani Yaşın'ın dediği gibi tabii biraz daha özgüvenle ilgili bir şey. Yani Türk sanatının özgüvenini kazan, Türk sanatçısının ya da Türk sanat ortamının özgüvenini kazanabilmesi için de bence yeni bir yapılanmaya girilmesi gerekiyor. Çünkü yani bunun için hakikaten bizim yaptığımız işi sevmemiz gerekiyor. Yaptığımız işten bize bir enerji geçmesi gerekiyor. Yani bu enerji geçmediği için yani ya bu aslında biraz da testosteron sorunu. Yani yaptığın işten sana bir şey gelmezse, geçmezse, sen ondan mutlu olamazsan, yani istersen milyonların olsun yani. Sonuçta bu çok önemli. Dolayısıyla bu hakikaten çok çok açık bir şekilde gözüküyor yani. Şunu söyleyebiliriz. Mesela Türk resmi genel olarak yani global bir şekilde gelişemez. İmkan yok. Belki içinden bir iki kişi falan çıkabilir. Bu örnek olarak mesela Brancusi diyorlar. Brancus derler şeyler Romanyalı. Brancusi tek bir adam olarak heykeltıraş bütün dünya tanıyor ve milyon dolarlık eserleri var ama Romanya heykeli diye bir şey yok. Tabii. Veya Christo var Bulgaristan. Bulgar sanatı çok gelişmiştir değil mi? Ama Christo bugün 150 bin dolardan baskıları satılıyor adamın New York'ta. Olacak iş değil yani. Ama o başka bir maceradan Amerika'ya kaçıyor falan filan. O ayrı bir iş tabii. Yani bizden de yeni yeni isimler çıkması lazım. Çok cesur. O ilişkileri kuran. Peki o zaman ben müsaade ederseniz başka bir soru soracağım. Yani bu sürekli yani sürekli mutsuzluk yani sonuçta buraya bütün kapılar bu noktaya çıkıyor. Yani o dönemde özellikle 75'lerden işte 80'lere 90'lara kadarki dönemde hakikaten yani bu sanatın ışığı hiç mi bir enerji vermiyordu? Hiç mi bir yani iyi ki biz bunu yapıyoruz. İyi ki biz bunların yanındayız. İyi ki bunlar bizim etrafımızda diye yani bir mutlu olabildiği anlar var mıydı sanat ortamının? Ya bunlar
Evet. Aslında bunları biraz konuşmak istiyorum. Mesela kişisel bir soru soracağım ama yani senin için yani bunu en şiddetli yaşadığın an ne zamandı bu mutluluk duygusunu? Hakikaten evet, ben kendim için yani kendime koyduğum hedefler çerçevesinde bu işi yaptım ve bundan son derece mutluyum dediğin nokta olarak ne geliyor aklına? İşte aslında tabii o çok kişisel bir şey. Evet. Ben hayatımdan çok memnunum. Çünkü benim hiç kimseden bir beklentim olmadı. Yani hem zengin adamla gelip otursun karşıma, normal bir insan gibi konuşurum. Yani para benim için hiçbir şey ifade etmez. Ben kendi kendimi tatmin ettim. Onun için bu yaşa kadar gelebildik. Yani okuduğumuz kitaptan, gezdiğimiz müzeden, sergiden, tanıştığım bir ressam, o beni şey yaptı yani, mutlu etti ve onun enerjisiyle, o sinerjiyle bugüne kadar geldik. Şimdi bu kafayla olsa o zaman siz de mutlu olabilirsiniz. Sanat çünkü bir terapidir aynı zamanda. Belki siz benim elimden sanatı alın, herhalde intihar ederim sonunda yani. Yasaklayın mesela sergiye gezmeyi. Mesela nasıl adam Bekli'ye gider, orada mutlu olur. Ben de müze gezerken mutlu oluyorum. Terapi aslında. Yani bütün dünyada özel ders alırlar, müzik dersi alır, bir edebiyatçılar, bir şiir yazar, bir resim yapar. İşte bu bütün problemlerinizi unutuyorsunuz. Yani sanatın en büyük özelliği o zaten. Bugün mesela Eli Broad diyorsunuz, meşhur adam, müthiş bir müze kurdu. Adamın hayatını okuyorsunuz, böyle ticaret yapmış, işte sigorta bambaşka şeyler yapmış ama en meşhur ressamların eserlerini satın almış. Mesela bir müzenin odasına giriyorsunuz. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Bir de şimdi anlatacağım şeyi. Duvarları dolaşıyorsunuz. Ben hesaplıyorum galerici olarak. Diyorum ki burada 300-400 milyon dolarlık resim var. Öbür odaya giriyorum. Bir 400 milyon dolar da orada var. Şimdi siz nasıl mücadele edecek bizim Türk ressamı? Bir kere onun fiyatı da uymuyor. O diyalog da uymuyor. O Eli Broad da ondan tanışamıyor. Yani büyük bir kopukluk var. Bu sadece sanatta değil, siyasi hayatta da öyle, insan ilişkilerinde de öyle. Yani bugün, yani Avrupa, yani sen çok iyi bilirsin, hiç alakası yok Türk yapısına. Mesela ben bazen böyle geceleri sual soruyorum. En çok like alan hep ölüm şeyleri. Ölüm işte başınız sağ olsun diyor. Bir bakıyorum, yüzlerce adam beğenmiş. Ama dramatik, çok dramatik, çok yani herkes böyle ağlamaktan hoşlanıyor bizim toplumda. Teskin ediyorsunuz bilmem ne, ondan tatlı. Peki bir o zaman ben mesela soruyu sorarken çok kişisel kişisel bir şey. Bir mezara yıkıyordum. Peki yani kişisel olarak senin profesyonellik hayatında sana hakikaten yani birçok olay tabii geçmiştir ama bu mutluluğu hakikaten en keskin olarak yakaladığın bir etkinlik ya da bir dönem bir şey geliyor mu aklına? Aşağı yukarı 4-5 tane çok mühim sergi açtım ben. Mesela o büyük bir mutluluk verdi bana. Mesela Türk resminde soyut eğilimler, o sergiyi hatırlarsın, güncel resmi, sanatçılar falan öyle konulu sergiler açtım. Tabii o çok büyük bir moral satisfaksiyon oluyor, yani müthiş bir moral oluyor. Onun dışında ben kendi kendimle mücadele ettim. Yani başkasından bir şey beklemez. Zaten mutlu olmayı başkasından bekleyemezsiniz. Yani kendi kendinize bir dünya kurmanız lazım. O dünyanın içinde sizi ama o da bir zorluk. Yani o karakterde olmak da zor. Mesela benim gördüğüm hep etrafınızda insan olsun istiyor. Bizim Türk toplumunda öyle bir şey. Ben mesela hiçbir zaman yalnız kaldığımda hiçbir zaman şey yapmam. Yani fenalık bir gün, kötü bir gün geçirdim demem. Çünkü o kadar çok yapacak şey var ki yalnızken. Birisi gelirse zaten işim bozuluyor. Bir de o var. Bir şey var aslında. Yani karışıyor, saçma bir sual soruyor falan. Bütün konsantrasyon bozuluyor aslında. Böyle şeyler var. Evet, ama kitapları biraz böyle değişik şeyler konuştuk ama kitapları çok var. Evet. Kitap var. Ben o zaman yani şu bir de bir nokta var.
Onu da konuşmak istiyorum çok kısaca. Şimdi sanatçıların kendilerini paylaşıma açarken, yani yaptıklarını paylaşıma açarken bir takım farklı rollere de girdiklerini görüyoruz. Örneğin işte kendi galerisini kuran sanatçılar var. İşte bunun birçok örneği var. İşte Bedrahmi'den başlıyor, Nuri Yemet, Turan Ağabey, hatta günümüze kadar örnekleri var. Aynı şekilde sanatçı olup galeri yönetenler var. Mesela bunlar arasında Gencel Kasapçı'yı, Mehmet Güleryüz'ü, Ruzin Yelçin'i sayabiliriz. Aynı şekilde hem sanatçı olup hem yazar olup hem küratörlük yapan sanatçılar var. İşte bunlar kim? Nurullah Berk'le başlıyor. Adnan Çoker var, Adnan Turani var, Tumur Atagök var, İpek Duben var filan filan. Bunlar böyle sürekli akıyor. Evet. Yani burada sanatçı da aslında bir takım farklı modelleri de deniyor. Kendi yaptığı işi paylaşıma açabilmek için. Dolayısıyla bu da aslında sanatçının ya da sanat pratiğinden gelen bir kişinin bütün bu kategorileri de aşma eğilimi olduğunu gösteriyor. Yani bence bu da önemli çünkü o zaman farklı kimlikler oluşturabiliyor bir sanatçı. Muhakkak. Ve bütün bunları yapmasının sebebini ben hep bir model arayışı olarak görüyorum. Çünkü yaptığını tartışmaya açmak, ön plana açmak ya da bunun üzerinden kendine bir kişilik, bir kimlik belirlemek istiyor. Yani, sence bu model arayışlarının belli bir kazanımı olmuş mudur Türk sanatına? Şöyle cevap vereyim. Bizde plastik sanatlar başladığı zaman biraz resim ağırlıklı başladı. Yani baktığınız evet. zaman işte Osman Hamdi'den başlıyor. Evet. Hep hem müzeci olmuş, arkeolog olmuş, müze müdürlüğü yapmış, akademi müdürlüğü yapmış. Yani çok yanlı, çok şapkalı bir adam düşün. Evet, evet. Herhalde zamanın eleştirmeni, bir de eski eserler kanunu falan çıkartmış bir adam. Arkeolog. Yani herkes aynı sanatçı. 20 tane iş yapmış, idarecilik yapmış, yani kolay bir şey değil, akademide hocalık yapacaksınız, sonra eve gidip resim yapacaksınız falan. Yani yetişmiyor insan hayatı. Mecburen ressamlara çok iş düşüyor. Ve bunu yaparken de tabii biraz parçalanıyorlar. Ama bu bir süreçtir. Mesela 100 senelik, 120 senelik bir süreç. Belki bundan sonra küratörün yeri ayrı olacak, galerinin ayrı olacak. Müzecilerin ayrı, mesela müzeci diyorsun, kim var mesela müzeci olacak, mesela iyi bir müzeci olması bir zaman alan bir şey. Mesela Japonlar yaptı, Japonlarda muazzam bir müzecilik çalışması olmuştur son 20-30 sene, 50 sene içinde. Adamlar müzeyi kurmaya karar veriyorlar, çocukları Amerika'ya, Avrupa'ya yolluyorlar gençleri. Onlar 3-4 sene orada eğitim yapıyor, sonra geliyor müze kuruluyor, başına geçiyorlar. Şimdi. Türkiye'de o tip bakış açısı da yok. Müzeyi kuruyor, ondan sonra müze müdürü arıyor. Öyle saçma şey olur mu? Tabii. Yani bir de bugün müzeyi idare edenlere de inceleyeceksiniz. Yani ben kimsenin aleyhinde bir şey söyleyecek değilim ama. Yani şimdi müzeyi dediğiniz zaman bütün dünya müzecilerin arkadaşı olması lazım. Gitmesi lazım, onların toplantılarına katılması lazım. Yani bizde kim katılıyor, ne katılıyor? Bir senede kaç tane sergi açılıyor? Yani ben görüyorum o Centre Pompidou 77'de açılmıştır. Mesela oradaki sergilere gittim, hatırlıyorum ne sergiler, inanılmaz sergiler açıldı. Yani 1000 sene geçse Türkiye'de öyle bir şey olamaz. 1000 sene diyorum, bırakın 100 sene, 10 sene. Ya sadece bir Centre Pompidou ya da Tate Modern diyorsunuz. Moderna Museum, Stockholm. Ben Stockholm'da çok kaldım gençlik yıllarında. 57'de kuruldu. Orada açılan en avantgard sergileri görmüşümdür. En avantgard. O sergiler zaten Türkiye'ye gelmedi 57'den beri. Yani böyle bir kopukluk var. Bu kopukluğu işte ancak yeni gelen nesiller çalışacak, uğraşacak. Benim önerim biraz böyle kolonyal olacak ama yabancı müzelerin burada şube açması lazım. Yani bize ilk başta bir 20-30 sene müzeciliği öğretmesi lazım. Bu Arap ülkeleri yaptı mesela.
Louvre açıldı, bilmem başka şeyler. Guggenheim açıldı. Bilbao'da değil mi? Tabii. Şimdi aynı sistemin Türkiye'de açılması lazım. Ve o sinerji yaratıyor. O müze kurulduğu zaman hem eğitim yaptırır, hem adam çalıştırır, müze müdürü olur, yahut da yardımcı asistanı olur, hiç olmazsa bir şey görür. Siz bugün müzeye gidip kimden de böyle diyeceksiniz? Yani öyle bir sistem yok Türkiye'de. İsmi var yani, büyük bir müze, binası var ama içine girdiğiniz zaman yani muhatabınız yok. Yani böyle problemleriniz var. Mesela MoMA'ya gidin, MoMA'nın ben ara katları vardır. Oradan ben arşiv almaya gitmiştim, hiç unutmuyorum. Dedim ki MoMA hakkında bir yazı yazacağım. Yarın gelin dedi bir hanım, 20 kişi çalışıyor. Ara katlarına gitmişsinizdir MoMA'nın diyor. Bana bir albüm verdiler böyle üst üste. İşte şey bu, müzecilik bu. Aldım getirdim, burada yazı yazdım onunla ilgili. Yani çok verici olmak lazım. Yani sanat gelişmesi için milyonlarca dolar harcamamız lazım. Hatta bugün öyle bir şekilde oluyor ki bir projeye bile adamlar para veriyorlar. Daha ortada sanat manat yok. Adamı veriyor ressama. O çalışıyor. Belki o çok ünlü bir sanat eseri oluyor ya da çöp oluyor. Böyle bir durum var. İşte bizde zaten o fazlalık bir para da yok. Bitmiş bir şeyi bile satmakta zorlanıyoruz. Yani o kadar dramatik bir durumda ki biraz dedikodu gibi olacak ama bazı iş adamları var. Yani trilyonlarla oynayan adam geliyor ona diyor ki bana diyor batmış ressam getiriyor. Hepsini birden gidip alalım diyor. Şimdi böyle bir alımda ne ressam faydası oluyor, ne o adama faydası oluyor, ne sanatı oluyor. Benim mesela satmış olduğum birçok resim var. Ambalajlı olarak 20-30 senedir durur adamın evinde. Daha açmamıştır. Demin sorduğun soruya cevap veriyor. Yani alakası yok Türkiye ile alınmadan. Kafa yapısı olarak yok. Ve bu kafa hayatta değişmeyecek. Benim görüşüm o. Belki içinden bir iki kişi sivrilebilir. Ama aynı zamanda hem entelektüel olacak, hem zengin olacak, hem sosyal bir insan olacak, filantropist olacak, yani humanist olacak. Öyle bir insan bilmiyorum bu toplumda ya, nasıl çıkar. Evet, bence... Yani öyle bir problemlerimiz var. Evet, bence biraz... Karşılıksız vermemiz lazım sanatın gelişmesi için. Ben burada tabii ki yani benim şöyle bir gözlemim var. Hakikaten sanatçılar bence bu en yaratıcı ya da en farklı deneylere girme cesareti olan kitle olduğu için evet. ben onlardan farklı yorumlar geleceğini ve bu yani zaten Türk sanatındaki birçok tıkanık dönemlerin aşılmasında da sanatçıların çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben bu sanatçıların memnuniyetsizliklerini ya da sıkıntılarını yine çok yol açıcı projelerle ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla benim bu konuda biraz daha fazla umudum var. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Özellikle genç sanatçıların bütün bu var olan bozukluklara rağmen yaptıklarına olan inanç ya da o inançla belki de hakikaten daha önceki kuşaklarda olmayan bir mutluluğa sahip olabilmeleri. Evet eksiğim ama bu benim hayatım diyebilmeleri yani zaten Türk sanat tarihini incelediğinizde çok yeni bir fenomen. Dolayısıyla ben tabii ki çok zor bir döneme giriyor Türkiye ama Türkiye bir ada değil artık. Türkiye yani dünyanın bir parçası ve dünyada da bugün çok farklı rüzgarlar esiyor. Dolayısıyla ben biraz daha burada sanatçıların içlerinde taşıdıkları duyarlılıklarla farklı kanallar açacaklarını ve hatta farklı modeller geliştireceklerini de düşünüyorum. Benim kişisel fikrim bu. Hatta konuşmamızın şu an ikinci yarısına geçeceğiz. Yeni aracılar olarak benim tanımladığım aslında kitle de bence bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Şimdi ben konuşmamızı bu noktaya kadar dinlediğiniz için size hakikaten teşekkür ediyorum.
Eğer istiyorsanız bir 10 dakika ihtiyaç molası verebiliriz. Sigara ya da başka ihtiyaçlar için. Ondan sonra bir 10 dakika sonra hakikaten 10 dakikayı aşmayalım. İkinci grup konuşmamıza başlayalım. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler.